Sağ tarafta beta karotenin Lewis nokta yapısını görüyoruz. Beta karoten havuca turuncu rengini veren moleküldür. Sol tarafta ise beta karotenin soğurma spektrumunu görüyoruz. Beta karotenin belirli bir rengin olmasının sebebi elektromanyetik spektrumun görünür bölgesindeki ışığı soğurmasıdır. Görünür bölge yaklaşık 400 nanometreden başlamaktadır. Buraya bir çizgi çizecek olursak bu hattın sol tarafı mor ötesi yani elektromanyetik spektrumun UV bölgesi olur. Sağ tarafsa görünür alandır. Beta karotenin yaklaşık 450-500 nanometre dalga boyundaki ışığı soğurduğunu görüyoruz. Görünür bölgede güçlü bir soğurma mevcut. Beta karotenin niçin turuncu olduğunu açıklamak için elektromanyetik spektrumun görünür bölgenin biraz daha detayına inmemiz gerekiyor. Burada farklı renklerimiz var. Görünür bölgedeki renkler temel olarak gök kuşağındaki renkler oluyor. Yaklaşık 400 nanometre mor ışık var. Mor ışık ötesinde ise mor ötesi bölge veya UV bölgesine geçmiş oluyoruz. Görünür bölge yaklaşık 700 nanometre veya biraz daha ilerisine kadar devam eder. 700 nanometrede kırmızı ışık vardır. Bunun ötesinde ise elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi bölgesi bulunur. Burada 6 rengimiz var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Isaac Newton prizmayla meşhur deneyini yaptığında buna çivit mavisini de ekleyerek 7 renk yazmıştı. Çünkü görünür bölgede 7 renk olması gerektiğini düşünüyordu. Burada çivit mavisini koymadık çünkü bu şekilde renk çarkını daha iyi görebiliriz. Renkleri bir çark üzerinde ilk gösteren Isaac Newton olmuştur mor rengi buraya, kırmızı ise buraya alarak yani yan yana koyarak renk çarkını elde edebiliriz. Renk çarkı tamamlayıcı renkler arasındaki ilişkiyi görmemize yardımcı olur. Örneğin kırmızının tamamlayıcı rengini görmek istersek, renk çarkına bakarak kırmızının hemen karşısındaki rengin yeşil olduğunu görürüz. Morun tamamlayıcı rengi ise tam karşısındaki sarıdır. Mavinin tamamlayıcı rengi de turuncudur renk çarkı sayesinde bazı şeylerin niçin belirli renklerde olduğunu anlayabiliriz. Örneğin buradaki turuncu sayfaya bakalım ve niçin turuncu olduğunu anlamaya çalışalım. Beyaz ışığın tüm bu farklı dalga boylarından oluştuğunu ve gökkuşağının tüm renklerini içerdiğini biliyoruz. Bunu daha da basitleştirebiliriz. Beyaz ışığın iki tamamlayıcı renk olduğunu düşünebiliriz. Şu şekilde bu kısmın ışığın mavi dalga boylarından oluştuğunu, renk çarkının sağ kısmının ise ışığın turuncu dalga boylarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Beyaz ışığın mavi ve turuncu dalga boylarından oluştuğunu düşünebiliriz. Burada beyaz ışığın geldiğini varsayalım. Burada mavi dalga boyları var ve burada ise turuncu dalga boyları var. İşte burada duran turuncu nesnemizin üzerine vuran beyaz ışık bu şekilde olacak. Nesne ışığın mavi dalga boylarını soğuruyorsa ışığın turuncu dalga boylarını yansıtıyor demektir. Bu örnekte ışığın turuncu dalga boyları yansıtılıyorsa ve biz kağıda buradan bakıyorsak kağıdı turuncu olarak görürüz. Yani beynimiz kağıdı, nesneyi turuncu olarak algılar. Çünkü yansıtılan turuncu ışığı görüyoruzdur. İşte nesnelerin belirli bir renkte olmasının sebebi budur. Şimdi beta karotene geri dönelim ve ışığı nerede soğurduğuna bakalım beta koreten ışığı 450-500 nanometre arası bir aralıkta soğurmaktadır. Bunlar ışığın mavi dalga boylarıdır. Buraya bakalım, evet. 450 ile 500 nanometre arası işte burası. Mavi dalga boylarını soğuruyorsak turuncu dalga boylarını yansıtıyoruz demektir. Bu da beta karoteni turuncu olarak algılamamıza sebep oluyor. Evet, nesneleri neden belirli renklerde algıladığımız konusuna biraz değinmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.